Evet sayın seyircilerimiz, bir taklacı programında İstanbul'da birlikte olacağız. Bugün İstanbul'da Avrupa Güvercin Derneği'nin düzenlemiş olduğu festivalde bir derece alan arkadaşlarımızla birlikte olacağız ve söyleşilerde bulunacağız. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Sinan Uygur ben. İstanbul Sultan Gazi'den yarışmaya katılıyorum. Ayrıca bizim Avrupa Güvercin Birliği yarışmasında başkan yardımcılığı yaptım bu sene. Şöyle anlatayım. Öncelikle tüm buraya gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Adil abiye sana teşekkürlerimizi sunuyorum. Derece yapan arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun haricinde... Evet, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Olsun, teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki güvercinizin performansı hakkında bize bilgi verir misin? Güvercinin performansı hakkında şöyle anlatayım. 15 metre, 20 metre, 4 takla, 5 takla. O şekil. 15 baş, 14 sefer baş. Sayısı sefer 15, sayısı 14-15 tane olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama 14-15 olacak, öyle bir şeydir. Peki yarış anındaki kuşunuzun performansından memnun kaldınız mı? Ha, kısmet diyeyim ya ona. Normal. Normal diyorsun. Ya, normal, bir gün öncesine uçuruyorsun, bakıyorsun 13-14 tane yapıyorsa zaten bizim yarışlarda 10 tane yaptı mı, 12 tane yaptı mı uçurabiliyoruz. 12 tane gördüm, ben de uçurdum. Kısmet işte, bu sene bir üçüncülük aldık. Bir de bu arada bizim yarışmamız ilk senesi, camiaya da hayırlı olmasını dilerim. Onun haricinde yok. Peki biraz önce bu kupa töreninde değişik başkanlarımızın, işte Marmara Güvercin Federasyonu, İstanbul Güvercin Birliği'nin, ondan sonra sizin Avrupa Güvercin Birliği'nin başkanlarının söyleşilerini dinledik. Güvercin camiasını nasıl buluyorsunuz eskiden bugüne kadar? Farklılıklar var mı? Değişiklikler nelerdir? Ya şöyle anlatayım Adil abi. 5-10 sene oldu herhalde bu en son 5 seneden bu yarışların toparlanmasında 10 sene var. Çok iyi gidiyor. Hani eskiye bakarsan, şimdiye bakarsan arada dağlar kadar fark var. Camiaya zaten... Marmara Güvercin Federasyonu'ndaki camiayı da gördüm. 1000 kişi, 1500 kişi. Şu an maşallah bizim bu kupa töreninde nereden baksan 1000 kişiye yaklaşık insan var. Bu büyük bir başarıdır benim için. Hani bir de güvercin dediğin zaman biraz insanlar farklıydı ama şu an çok değişik. Peki Hakan İşman Başkanımız söylediği bir talep var. Bize rağbet yok ama biz çok büyük bir potansiyeliz. İşte belediyelerin falan bize yer vermeleri konusunda bazı serzenişleri var. Onlara kendim, ne diyorsun? Adil abi, Sultan Gazi Belediyesi'nde bir başvuruda bulunduk. Bu sezon için, kupa töreni yeri için. Biraz pek ligi göstermediler. O yüzden ben biraz kızdım. Başkan da burada. Kendi gücümüzün yettiği şekilde böyle bir organizasyon düzenleyelim dedim. Hani ilk senesi onların bize bakış açısı şuydu. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama bunu inşallah önümüzdeki sezonlarda şuradan Sayın Belediye Başkanı Cavit Altunay'a da sesleniyorum. Hani bu tür organizasyonlara destek çıksınlar. Adam evinde köpek besliyor. Hani onlara da saygımız var. Ama sokakta geçtiği zaman çok fazla saygı görüyoruz. Güvercinci dediğin zaman farklı oluyor. Belediyeye de sesleniyorum. Duysunlar bunu. Yani başka söyleyecek bir şey yok. Hani bu camia gerçekten güçlü bir camia. Harabalık yani. Şu an Sultan Gazi bölgesinde emin ol 1000 tane benim tanıdığım güvercin sever besleyen arkadaşlarımız vardır. Arnavutköy bölgesinde 1000 tane benim şu an isim verebilirim. Yani hepsini tanıyorum. Derneklerden tanıyorum, mezatlardan tanıyorum. 1000-1500 toplamda ne yapar? 2000 tane güvercin sever var. Bunları bir arada topladığın zaman emin ol milletvekili de çıkar. Emin ol belediye başkanlığına da adayıdır. Ama yok işte. Yani bu, o kadar bir potansiyelimiz var. Tabii ya, olmaz mı abi? Şimdi kendiniz de biliyorsunuz Adil abi. Hani böyle. Peki başka bir söylemek istediğiniz söyleminiz var mı? Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu organizasyonun başkanı Enver Erkun'a saygılarımı iletiyorum. Tüm camiaya sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Evet. Güvercin sever camiasına. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkürlerimi sana sunuyorum Adil abi. Bu arada sen de sağ ol, buraya kadar geldin. Bizi yalnız bırakmadın bu gecede. Eline koluna ayağına sağlık. İnşallah, sağ olun. Eyvallah. Evet hemşerim. Hoş geldin Adil abim. Ben ve bu geceye bizi buraya toplayan Enver abiye ve Hakan İçman Başkanı, MGF Başkanı'na ve diğer yarışmalardan gelen başkanların hepsine ayağına sağlık diyorum. Yani hep birlikte olmak güçlendirir. Yani birlikte olmak güç doğurur. Yani şimdi bir bakıyorsunuz abi, köpek camiasında adamlar 1000 kişi çıkıyor. Bir şeyler elde ediyor. Bizde o yok. Bizde birlik yok. Yani bu diyeceğim. Bizim bir eksiğimiz mi yoksa idarecilerin bize karşı ilgisinin olmadığından mı? Bizim eksiğimiz abi, bizim eksiğimiz. Neye göre eksiğimiz var? Şimdi neye göre dersen bizde birbirimizi biraz çekememezlik var. Birazcık da kültür şeyisi eksikliği var bizde biraz. Yani kendimizi geliştiremiyoruz.
Yani o yönden sıkıntı çok. Şimdi diğer başkanlarımızın, demin arkadaşımıza da sordum. Şimdi diğer başkanlarımızın temennileri var ama sadece bu başkanların serzenişleriyle olmuyor. Bizim camia olaraktan birlikte olmamız gerektiğine inanıyorum ben ki. O zaman bizim güçlü ve büyük seviyede görsünler ki bize itibar etsinler. Yoksa biz gerçekten bugün burası Avrupa'nın başkenti gibi bir İstanbul. Çok büyük bir ildeyiz. Bizim yani medar iftar olduğumuz bir yer. Yani burada ben buna kesinlikle inanıyorum ki en azından 10 bin üzerinde kuşçu vardır. Yani. Var abi var. Ama bizi görmüyorlar. Bu da bizim eksikliğimiz. Niye biliyor musunuz? Biz birlikte olamıyoruz. Hakan Başkanım'la biraz sonra biz yine bir söyleşi yapacağız. Ama buradaki en baz aldığımız şey Güvercin Camiası'ndaki arkadaşlarımızın birlikte hareket etmesi. Bizim tek temennimiz o. Evet abi. Yarışmadaki kuşunuzun performansından da bahseder misiniz? 17 baş yaptı Adil abi. 15 metre, 17 metre, 10 metre. Çok çalışıyordu. 1 saat 40 dakika koştu. Yerine de 4 taklalı indi. Erkek 6 aylıktı. 6 aylık. Evet. Peki bu derece alan kuşunuzu kaç senedir besliyorsunuz? Damızlık mıdır? Bu şimdi şöyle söyleyeyim abi. Biz Fuat Tanıgül, ben, bir de Uğur kardeşim. Üçümüz birlikteyiz. Hemşeriyiz hem. Nevşeliyiz üçümüz de. Uğur Tanıgül kardeşim uçuruyor yani kuşların seyisini o yapıyor. Fatih ile ben petegeri tutuyoruz yani secere tutuyoruz. Damızlıklar bizden, uçuruma Uğur kardeşimden. Yani bir dayanışma içerisindeyiz, hemşeri olarak diyorsunuz. Tabii, evet, bir dayanışma içindeyiz. Yani bu şekilde kuşumuzu uçuruyoruz abi, bu şekilde bir çalışmamız var. Peki bugünkü camia hakkında falan söylemleriniz var mı? Yani şimdi diğer yarışmalardan da olsun buna destek olması lazım yani. Enver abim sağ olsun hepimizi buraya bir topladı, bir gece yaptı. Ve buna destek verilse tabii daha büyük oluruz. Yani birbirimize destekle büyünür. Yani değerlerimize sahip çıkarsak değerli oluruz. Eğer değerimize sahip çıkmazsak değersiz oluruz abi. Evet. Peki biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ ol toprağım. Sağ ol. Evet şampiyon. Sizi de tanıyalım. Fatih Tanrıgül, hurdacıyım. Nevşehir'im Adil abi. Senin gibi toprağız. Ondan sonra bu güzel organizasyonu düzenleyen Enver Erkun başkanımıza, Sinan Uygur kardeşimize, Aydın Kararsan abimize koluna eline sağlık. Size teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Bize de bu röportaj hakkını verdiğiniz için. Peki daha önceden biz sizde Marmara Güvercin Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmada da karşılaştık. Orada da derece almıştınız. Oradaki derece aldığınız güvercinizle şimdiki kuşunuzun damızlıkları aynı mı? Aynı değil. O Arap'tı. 3,5 yaşında ekeydi. Bu kuş yavru, dumanlı. Akrabalı, kan karışımı yoktu. Peki kuşunuzun yarışmadaki performansı nasıldı? 15 tane geçerli baş yaptı. 15, 18, 20 metre. 5 tabanlı. 1 saat 35 dakika uçtu. 4 taklalı yerine indi. Erkek kuş, dumanlı. Erkek diyorsunuz. Yavru yumurta görmedi. Yok. Bazıları şimdi şöyle bir şey daha var. Onu öyle görüyor musunuz? Siz şimdi ekede de derece aldınız herhalde tahminimle. Evet. Peki bazı arkadaşlarımız diyor ki bizim işte kuşların kanatlarını alıyor. Yumurta yavruyu görmeden kanatlarını değiştirdiği için biz o kuşlara eke sıfatına koyuyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Hayır abi. Tam hiçbir şekilde katılmıyorum. Yanlış tamamen. Sadece insan kendini kandırıyor. Genelde bu işi yapanlar, bu işi ticaret amaçlı yapan arkadaşlarımız. Gene aynı camianın içinde insanlar. Taklayı çevirdikten sonra kuşun kanadını makaslıyor, 15 gün sonra çekiyorlar. Kuş ekediyor, uçuruyor. Alakası yok. Yani diyorsunuz ki kanadı kesilip, yani taklayı çevirip kanadını makasladıktan sonraki oyun performansı yavru oyunu oyunudur benim için. Evet. Peki bugünkü festival hakkında yorumlarınız var mı? Bugünkü festival cami hakkında. İlk senemiz olmasına rağmen gayet başarılı buldum ben. Herkesin birlik olması lazım. Sen değil de ben, biz olması lazım. Öyle düşünürsek gayet başarılı oluruz. Bir yere gittiğimiz zaman söz sahibi oluruz. Evet, valla başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Yani ben sizlerle hemşeriyiz. Yani diğer evet. Arkadaşlar yanlış anlamasınlar tabii ki. Bütün benim camiamla gurur duyarım. Her zaman Güvercin Camiası'nı böyle güzel etkinliklerde gördüğüm zaman gurur duyuyorum kendilerinden. Ama tabii ayrıcalık var bunda, siz hemşerim olmakla da onunla da onur duydum. Sizleri tebrik ediyorum. Sağ olasın. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sayın seyircilerimiz, Eke Dalı'ndaki yarışmacı arkadaşlarımızla birlikteyiz. Şu anda kupada 3. olan arkadaşımızı tanıyacağız. Bize kendinizi tanıtır mısın? Ben Ahmet Emsalsiz. Arnavutköy'de ikamet etmekteyim. Kendim boyun kuşu beslem.
bekliyorum. Oyun kuşu besliyorsunuz. Oyun kuşu besliyoruz. Turnuvaya, festivale katıldığınız kuşları kaç senedir besliyorsunuz? Aşağı yukarı 15 senedir besliyorum. 15 senedir besliyorum. 15 senedir besliyorum. Her sene genellemede bu kuşlarınızdan aynı performansı alabiliyor musunuz? Alabiliyorum. Uçurduğum süre içerisinde alabiliyoruz. Uçurursanız. Tabii. Şartlar, yer, hava, iklim müsait ederse. Yerde besliyorum zaten. Arazide besliyorum. Genelde kuşlarınızın performansları nasıl? Böyle uçurdukça mesela şey yaptıkça performans alabiliyoruz kuşlarımızdan. Yani üstüne gittikçe alabiliyoruz. Bu sene uçurdu. Aşağı yukarı 13 tane baş geçerli baş yaptı. 10 metre, 15 metre, 20 metre oralarda oynadılar. Kuşunuz erkek mi dişi mi? Erkek. 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 Erkek oynayan kuşun daha makbul olduğu söylenir. Doğru mudur? Hayır, bence dişidir. Dişi mi diyorsun? Dişidir. Ama dişi kuşun formunda tutmak çok zordur. Çok zordur ama dişi kuşu açabilirsen, yavrunun üstüne yani uçurabilirsen daha güzel. Yani dişi kuşu cilveli falan değil mi? Ondan daha iyi diyorsun. Daha iyi değil dişi kuşu. Daha cilveli. Daha cilveli, evet. Daha güzel oluyor. Yarışmayı nasıl buldunuz, festivali? Düzenlemeyi, arkadaşlar arasındaki diyaloglar nasıl? Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi de gayet ilgili arkadaşlarımız. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Devamını biliyoruz. Evet, sizleri tanıyalım. Ben Orhan Yaban. Arnavut köyünde oturuyorum. Peki festivale hangi kuşla katıldınız? Damızlık mıdır yoksa işte bazı arkadaşlarımızla? Şimdi biz güvercin camiasında şöyle bir sistem başlatmak istiyoruz. Yani bunu önderlik olarak değil de istediğimiz, talebimiz şu: taşımasıyla değirmenin dönmediğini, elimize belirli bir kitle kuşu geçen güvercinlerle yavru alaraktan uğraşaraktan muvaffak olmayı istiyoruz. Ki damızlık sahibi olsun. Yani taşımasıyla değirmen döndürmeye çalışmasın. Damızlık sahibi olsun diyoruz. Elinizdeki kuşlar damızlık mıdır? Kaç senedir besliyorsunuz? Elimizdeki kuşlar yeni. Yaklaşık 2 senedir elimizde. Uğur arkadaşımızdan aldık hurdacı. 10 metre ile 15 metre arası 2 takla 3 taklala oynadı. 17 tane baş yaptı. Biz ikinci yaptı. Evet. Yarışmadaki göstermiş olduğu performanstan, yani oyunlarından falan memnun mu kaldınız? Yarış öncesi veyahut da sonraki uçurduğunuz performansı arasında kıyaslama yaptığınız zaman da hangisi daha iyiydi? Aynı aşağı yukarı 15 baş yapıyordu. 13, standart diyorsun. Tabii 16, 17 o aralarda yarış gününde iyi yaptı. 17 tane baş yaparak ikinciliğe taşıdı bizi. Peki güvercin camiası hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Güvercin camiası hakkında güzel. Bu sene ilk yarışımız bizim. Güzel geçti. Eğlenceli geçti. O şekilde söyleyeyim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Adil abi. Sağ olun. Evet şampiyon, sizleri tanıyalım. Ben Aydın Karaaslan. Ben de aynı şekilde Arnavutköy'de oturuyorum. Bu arada Arnavutköy'deki bütün kuşçu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum göstermiş oldukları başarılardan dolayı. Umarım İstanbul'un her köşesine daha da çok kupa gider. Ama şunu görüyorum, Arnavutköy'deki arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bu işi gerçekten alnını hakkıyla yaptıklarına inanıyorum. Öyle bir şey var ki bu arkadaşlar özellikle eke kategorisinde ilk üçü Arnavutköy'e taşıdık. Çok bu yönden de gururluyum. Aynı zamanda bu yarışın kurucularındanım. Ve bu yarışta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Ankara'dan buraya kadar zahmet ettiniz. Teşekkür ediyorum size. Şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Bu kuşu uçurdum, birinci olan şampiyon olan kuşu. Ankaralı bir arkadaşımızdan aldım, ekeyken aldım. Hiç uçmamıştı, hazırladım kuşu. Sahibi Sayın Faruk Bey burada aramızda. Ayrıca ona teşekkür ediyorum. Bu güvercinden çok memnun olduğunuzu söylüyorsunuz. İşte Arnavutköy'ün bu kadar başarılı olduğunu söylüyorsunuz. Aynen. Arnavutköy'deki herhalde uçum alanlarınız çok müsait. Çok müsait. Çok müsait. Arnavutköy'de özellikle başarılı olmamızın büyük etkeni tarlada, arazide uçurmamız. Yerde uçuruyoruz. Aynı zamanda biraz şöyle söyleyeyim, biraz daha imkanımız var o taraflarda olan insanlar. Şöyle söyleyeyim, mesela Orhan kardeşimiz örnek söyleyeyim, işinden dolayı erken saatlerde gelip erken saatlerde kuşunu uçurma imkanına sahip olabiliyor. O yüzden daha verimli geçiyor. Çatıda biraz daha zor. Rüzgar var çatıda. Biraz daha rüzgarın etkisiyle kuşlar performansını gösteremiyor. Ama tarlada biraz daha rahat hareket edebiliyor kuşlar. Bu yönde yani oyun kuşlarını kontrol etmek çok zordur Adil abi. Sizden bizden daha iyi biliyorsun. Önemli olan bu zorluğu başarmak. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Cami olarak da çok büyük bir emek verdik bu sene. Çok şükür
emeğimizin karşılığını aldık diye inanıyorum. Genç arkadaşlarıma da şöyle söylemek istiyorum. Şu ana kadar beni gören herkes işte 50'ye yakın bugün işte seni geçeceğiz seneye, işte hazır ol, her sene sen böyle yapamazsın gibisine. Ben çok gururlanıyorum. Rekabet iyi rekabet, bir şey. Tabii ki ben hiç kızmıyorum. Artık tam tersine çok hoşuma gidiyor. Bu genç arkadaşların bana karşı böyle hırslanması gayet güzel. Çok takdir ediyorum. Onlara da gerçekten tebrik ediyorum hırslarından dolayı. Rekabetin olduğu yerden başarı gelir tabii her ki, zaman. Tabii ki. Biz Orhan arkadaşımız da yan yana ve istiyoruz. Aramızda bir 100 metre mesafe var. Biz onunla her gün didişiriz mesela. Kuş uçururken, işte kuşu teke aldığımız zamanlar, işte sürekli bir rekabet içerisindeyiz. Yani ben seni geçeceğim, ben yok bilmem şey ama tatlı bir rekabet. Dostane. Tabii dostane bir rekabetle. Çok güzel geçti. Büyük, bu başarıların en büyük şeyini ben şunu söyleyeyim. Orhan arkadaşımızın bana verdiği hırstan kaynaklanıyor. Bir de şunu bir şey daha söyleyeyim. Enver Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Beni çok hırslandırdı. Çok kuş uçurdum. Başarısız günlerim de oldu. Beni çok eleştirdiler ama sonunda başardığıma inanıyorum. Ben hırslandıran herkese teşekkür ediyorum. Yani size diyorsun ki ediyorum. Azmin zaferi bende. Şu anda öyle gözüküyor. Yani şampiyon oldunuz, artık büyük bir gurur duyuyorsunuz. Tabii ki bu kadar insanın önünde tabii ki şampiyon olmak, büyük kupayı kaldırmak büyük bir başarı. Bunu kim istemez ki? Ben de bunu yıllardır yarışıyorum. Aynı zamanda diğer yarışlarda da 6-7 senedir bir yarış mazim de var. Bu yarışın kurucu üyelerindenim ve gurur duyuyorum bu kadrodan, bu atmosferden. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun Adil abi. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir yarışmada, büyük bir yarışma ki şimdi biz şunu şöyle biliyoruz. Biz sadece bu İstanbul'la falan değil, Türkiye genelinde çoğu yerleri geziyoruz ve bunu ben her gittiğim yerde tekrarlıyorum. İstanbul'daki güvercin beslemek, biz Ankara'da %70 kârdaysak İstanbul'un şansı %30. %30. Yani martısıydı, atmacasıydı, nemiydi, lodosu, yok poyrazıydı ve bir de çok dar alanlarda uçuruyorsunuz. Aynen, yani, öyle. Ama tabii siz şanslısınız. Bizim de aslında bir dezavantajımız var Arnavutköy bölgesi olarak. Niye dezavantaj? Deniz yakın bize, Karadeniz özellikle. Rüzgarı biraz aslında fazladır Arnavutköy'ün. Onun da bizim bir dezavantajımız oradan var. Soğuk ve sert rüzgar. Aynen. Diyorsun. Hem bizim orada deniz yakın olduğundan dolayı biraz soğuk rüzgarlar oluyor. Yani olmuyor değil. Yani bunu da herkese söyleyeyim. Yani Arnavutköy çok böyle muazzam, elverişli değil yani. Bunu da bilsinler. Kolay bir iş başarmadığımıza inanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Azmin Zaferi diyoruz. Senin yaptığın iş, o kadar eleştiriler, işte komşunla tatlı rekabetin, gençliğin seni örnek alıp sana rekabet etmesi falan, bence senin için çok büyük bir başarı. Yani bu başarından dolayı sizleri de tebrik ediyoruz. Peki bize güvercin camiasına söylemek istediğiniz bir önerileriniz, bir söyleminiz var mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Adil abi, konu açılmışken. Hani Ahmet arkadaşımız dedi ya, dişi kuş daha iyidir, daha iyi oynar diye. Aslında tam tersi. Ben zıt o görüşteyim. Yani. Ben zıt bir görüşteyim. Lazım. Erkek kuşu oynatmak gerçekten daha zor ve daha sıkıntılıdır. Ahmet arkadaşımızın uçurduğu kuş performanslı mıydı? Çok güzel performanslıydı. Yani şimdi görüşten görüşe farklıdır. Saygı bana duymak göre, lazım. Bana göre tabii ki saygı duymak tabii ki. Bana göre erkek kuş daha zordur. Bak burada bile rekabet yapıyoruz. bana oynayan ilk 1-2 kuş da erkekti. Aynı zamanda bunu da söyleyeyim. Yani erkek kuşu bilmiyorum hazırlamak daha zor diye düşünüyorum. Benim görüşüm. Ya aslında işin bir gerçek yanı var. Dişi kuş, erkek kuş bana göre erkeğin eğer iyisini bulursan erkek kuşu uçurmak daha kolay. Bak işte iyisini şimdi, bulursan ama diyorsun ama Adil abi, ne güzel. Ne güzel. Tekrarlıyorum yani ama şimdi dişi kuşu uçurmak çok zor. Niye zor? Dişi kuşu devamlı olaraktan formunda tutma şansın zayıf. Bunun yumurtası var, ensesi var, mayası var. İşte bu hayvanın ilk yavrusunun çıktığı dönemleri falan var. Devamlı olaraktan atıyorum yani bir kuşun en fazla dişi kuşu 10 gün randomanlı uçurabiliriz. Ama 15-16 dediğin zaman artık gerilemeye başlatırsın. Niye? Ya maya yapar. İşte yumurtaya daha çok yatar. Yumurtada hayvan kendini helak eder. Dişi kuş bu yönden çok zor ama erkek kuşun
kanadı kuyruğu yerinde olduktan sonra, tüy derdi olmadıktan sonra attığın zaman eğer yakalarsan iyisini uçurmak daha kolay. Kısa bir reklam arasından sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Evet sayın seyircim, kısa bir reklam arasından sonra tekrardan yarışmacı arkadaşlarla birlikte olacağız. Evet sayın seyircim, festivalin bu bölümünde Marmara Güvercin Federasyonu Başkanı Hakan İşman arkadaşımızla birlikteyiz ve festival ve güvercin camiası hakkında söyleşilerde bulunacağız. Evet başkanım, nasıl buldunuz festivalimizi? Vallahi festival gayet başarılı. Bu kupa töreninde emeği geçen başkana, yönetime, hakemlere hepsine çok teşekkür ederim. İlk senesi olmasına rağmen çok güzel bir kupa töreni oldu. Derece alanları da ayrıca tebrik ederim. Bundan sonraki yarış hayatlarında başarılar dilerim. Hadi abi. Peki başkanım, biraz önce kupa töreninde bir söyleşide bulundunuz. Bazı serzeniş diyelim artık ona, belki de bazı duyurularınız var. Bizim bu güvercin camiasının neden böyle hep gerilerden takip ediliyor? Veyahut da bizim böyle çok öne çıkmamız için neler yapmamız lazım? Milletin bizim güvercin camiasını tanımaları için daha neler yapmamız gerekiyor? Adil abi şöyle, bizim güvercin camiamızın içindeki insanlar çok naif insanlar, güzel duygular besleyen insanlar. Ama biz böyle sessiz kaldıkça kendi aramızda maalesef, yani yürüyüşler düzenlemediğimiz sürece, sesimizi duyurmaya çalışmadığımız sürece maalesef bugün gördüğünüz çok güzel bir ortam vardı, çok güzel kalabalıklık vardı ama maalesef bir tane siyasi gelmemişti. Daha çok birlik, beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bir arada olmadığımız sürece maalesef hiçbir siyasi bizim camiamıza destek vereceğini düşünmüyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var, yani toplumumuzda en ufak, yani bunu kesinlikle söylüyorum, biz hani hayvan severiz. Her ne olursa olsun. Bütün hayvanları, Cenab-ı Allah'ın yarattığı her canlıyı seviyoruz. Evet. Bizim bir güvercinimizin balkonda iki çift güvercinimizin olması, çatıda iki tane, işte 5-10 tane güvercin beslememiz, hemen zabıta tarafından en ufak bir şikayette müdahil olunduğu anda geliyorlar, hemen kaldırın bunları, atın. Bizim güvercinlerimizi kaldırıyorlar, atıyorlar. Neden yani bize böyle sıcak davranmıyorlar? Biz topluma ne yapıyoruz yani? Şimdi bizim beslediğimiz ırkla alakalı kanun var. Kanatlı hayvanlar kanunu. Bu kanuna göre bizim şehir, bizim şu an mahalle arasında apartmanlarda böyle bir kanun olduğu için beslememiz yasak. Şimdi biz tabii ki dediğiniz gibi hayvan severiz. Benim bir tane kızım var, ellerinizden öper. Hayvanlara benden çok daha düşkün. Ben onun sayesinde evimde köpek de besledim, kedi de besledim. Ya biz bunlar karşı değiliz, yanlış anlaşılmasın. Biz şunu istiyoruz, yani devletimiz kendi bütçesiyle köpeklere kulübeler, çok güzel kulübeler yapıyor. Kedilere çok güzel kulübeler yapıyor. Her gün belediye görevlileri bu kedi köpek sokak hayvanlarına mamalar bırakıyor özel taslarda. Ya biz diyoruz ki biz sizden hiçbir şey istemiyoruz. Yani bizi kendi halimize bırakın. Biz kendi çatımızda, balkonumuzda rahat rahat besleyelim. Yani mesela geçen izledim, çok böyle duyulmamış bir haber sitesinde. Adamın biri yüzlerce güvercinin kafasını kopardı, çuvalatıyor gülerek. Belki denk gelmiştir, izlemişsinizdir. Hayır, görmedim. Ya hiç haber olmadı. Ya tekrar yani illa bir anarşi mi çıkarmamız gerekiyor? Yani milyonlarca, inanın siz benden çok daha iyi biliyorsunuz, Türkiye genelinde milyonlarca güvercin besleyen insan var. Yani şimdi biz örgütleşip binlerce insan sokağa çıkıp, yani o kedi severler gibi, köpek severler gibi trafiği mi kapatmamız gerekiyor? Ben mesela çoğu milletvekiline talepte bulundum, görüşelim, konuşalım diye, derdimizi anlatalım diye. WhatsApp'tan işte yapmış olduğumuz organizasyonların fotoğraflarını gönderdim. En son yaptığımız organizasyona en az 3000-4000 kişi geldi. Güvercin Festival yaptık. Onların fotoğraflarını gönderdim. Ben de anlamadım, yani kimse ciddiye almıyor bizi. Dediğim gibi ya şey yapmamız gerekiyor galiba. En sonunda çıkacağız binlerce kişi. Taksim'e veya neresiyse yürüyeceğiz, yani ne bileyim. Herhalde öyle olması gerekiyor. Anlamadım ben. Sesimizi duyuralım mı diyorsun? Abi ben anlamadım. Ben milletvekilleriyle cep telefonlarına kısa mesajlar gönderdim. Mailler attım. Yapmış olduğumuz organizasyonların fotoğraflarını gönderdim. O kalabalık binlerce kişi. Binlerce insan. Türkiye'nin her tarafından gelen insan. Vekilim böyle, biz böyle bir camiayız. Binlerce kişiyiz. Böyle yazdım yani. Teveccüh edip geri dönüş bile sağlamadı mesela. Ya biz çok fazla artı bir şey istemiyoruz. Yani onlara bir saygı duyuyoruz, hayvan besleyenlere, ama onlar da bize biraz saygı duysunlar. Aynen abi, bizim güvercinlerimize fırsat versinler. Şimdi ben bugün buraya gelirken bir arkadaşımız beni aradı. Adil abi, biz güvercinlerimizi işte nakil olayında, işte biliyorsunuz maalesef 81 tane vilayeti. Yasak yani. Yani vilayetlerde biz
otobüslerin aslında taşıma kanununda bagajda sıkıntı olmadan sağlam bir vaziyetteki bir ambalajla güvercinlerin taşımacılığı serbest. Taşımacılık kanununda bu var. Ama yani bize yok işte şöyle olacak da bu böyle olacak da. Yani 3-5 tane uşağın lafına kanıp da yok kuş gribidir. Yok işte şudur budur gibi abi böyle şey safsata olan. Yani. Bir tane sen başta kuş gribini ben olmam lazım. Evet, yani abi, şimdi farklı, binlerce farklı kuş geçiyor önüme yani. Farklı şeylerde her kümese giriyorsun çıkıyorsun. Böyle bir şey olmadı halde. Bunlar neden şey yapıyorlar? Vallahi başkanım son söylemlerini alayım. Arkadaşlar da bekliyorlar. Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Bizim aşkımız abi karşılıksız. Sen bir köpeği beslersin. Yem su verirsin. Seni gördüğün zaman kuyruk sallar. Yanına gelir, seninle oyun oynar. Kedi besleyen insan, kediyi besler, gelir ona sürtünür, bilmem ne yapar. Ya bizim aşkımız karşılıksız. Biz bu güvercini besliyoruz, yavruluktan ağzına mama veriyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bizi gördüğü zaman kaçıyor yani hayvan. Sevemiyoruz, yanımıza yaklaşıyor mu güvercin? Var mı öyle? Çok nadir. Çok nadir. Ya bırakın biz bu aşkımızı rahat rahat yaşayalım yani. Biz devletimizden de işin aslı hiçbir şey istemiyoruz. Bize kulübe yapmasın, güvercimize yem vermesin. Ama yılda bir işte böyle bir kupa töreni yapıyoruz. Yılda bir kere bir araya geliyoruz. Ya bari çıksın da bunlara sponsor olsunlar. Bak buradaki arkadaşlar kendi imkanlarıyla buradaki kupa törenini organize ettiler. Ya kuşçu camiasının maddi durumu da belli. Aramızda öyle milyarderler yok. Tek istediğimiz bu yani. Bırakın biz zabıta karışmasın. Dediğiniz gibi biz şeyler arası kuşlarımızı rahat rahat gönderelim. Ben çatıma kümesi yaptığım zaman gelip kümesi yıkmasın yani. Valla tek istediğimiz bu. Size de camiamıza vermiş olduğunuz katkılarla teşekkür ederiz. Sesimiz oluyorsunuz. Sağ olun. Siz de olmasanız hiçbir basın yayın organına çıkamayacağız maalesef. O yüzden size de teşekkür ederim abi. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Valla ne diyelim Hakan Başkan. Yani mücadelenizde başarılar diliyorum. İnşallah bir gün umutlarımız yerine gelir. Belki göremeyiz ama. Yani çok büyük yerlere gelecek. Onun sinyallerini veriyoruz. Her geçen gün camiamız daha da büyüyor. Ben ümitliyim. Oldu. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet sayın seyircilerimiz, Avrupa Güvercin Birliği'nin başkanıyla birlikteyiz. Bu festivalde çok büyük emeğe geçen, işte burada bütün milletin toplanmasına en büyük etken olan başkanımızla söyleşide bulunacağız. Başkanım bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Enver Erkun, Sayın Adil Kayabaşı. Sultan Gazi'de oturuyorum, Kadımeli'de diyorum. Tabii ki dediğiniz gibi bu işe gerçekten gönül vermişiz. Yıllardır, çocukluğumuzdan beri sevdik, koştuk, koşturduk, besliyoruz ama herkes karşı tabii ki bu işe. Neden karşı başkanım? Neden biz, karşı? İşin geçeğini söylemek istersek biraz da o tarafa gidelim. Çerçevenin dört tarafına bakalım. Bu işi kötü amaçlı kullanan insanlarımız da var. Sayın Kayabaşı yok değil. Bunları en azından kulaklarımıza geliyor veya duyabiliyoruz bunları da. Festivali düzenlemekteki amacınız, maksadınız neydi? Birlik beraberliği görmek. Yani herkesi bir arada görmek. Tüm kuşu camiasını bir arada görmek. Neyiz, kimiz, ne besliyoruz? Kim ne besliyor? Bunun peşindeyiz Sayın Kaybaşı. Şimdi başkanım şimdi şöyle bir şey var. Buna ben gerçekten bütün yürekliliğimle söylüyorum. Bizim camiamız gerçekten kendini yenileyen ve genişleyen bir camia. Şimdi bizim eskiye nazaran yani bundan bir 20 sene veyahut da 10 sene öncesine rağmen çok farklılığımız var. Biz de eskiden nerede işte toplumun sevmediği aylak dediğimiz, avare dediğimiz, işine gücüne gitmeyen, evine barkına sığmayan, işte bilmem hayrattır. Haşaralık yapan bazı bizim güvercin camiasında arkadaşlarımız vardı. Biz bunları inkar etmiyoruz ama şimdi belirli bir sınıra geldi yani. Bazıları daha hala içimizde var. Onlar da bizim olmazsa olmazlarımız. Her toplumda bu türde insanlar var ama bizim camiamızdaki insanları böyle hemen ufak tefek şeyleri çok abartıp da bütün samimiyetimle söylüyorum. Güvercin camiasındaki arkadaşlarımız, kuş besleyen arkadaşlarımızın konusuna komşusuna kesinlikle zarar veririz. Kesinlikle. Ben de ona inanmıyorum. Biz arlı hayalı insanlarız. Öyle bir toplum olmak için de mücadele ediyoruz. Kesinlikle. Bizim kesinlikle öyle kimsenin şunda bunda gözümüz yok ama bizim güvercin camiamızı belirli bir seviyeye getirmek istiyoruz biz. Kesinlikle ve istiyoruz. Tabii ki sizin bu emeklerinizin sayesinde oluyor. Ve güvercin camiasında ben iyiye doğru gittiğine inanıyorum. Ben de inanıyorum Sayın Kayabaşı. Gerçekten ben de inanıyorum. Bunu görüyorum. Son 5-6 yıldır diyebilirim. Çok iyi. Evet. İnşallah daha iyi yerlere taşıracağız bunu. İnşallah. Daha da iyi tanıtacağız. İster Türkiye'de olsun, ister Avrupa'da olsun. Bizi arayan insanlarımız var. Teşekkür ederim hepsine. Elimizden geleni de yapıyoruz. Yapacağız da. Evet. İnşallah farklı yere götüreceğiz. İnşallah. Temellilerinize teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Sayın. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kupaların bütün sıkıntısını çeken, her türlü eleştiriye uğrayan, haksızlığa uğrayan
bir topluluk var. Bu da bu toplulukta hakem heyeti. Hakem heyetiyle birlikte olacağız ve söyleşilerimize devam edeceğiz. Evet, sizleri tanıyalım. Ben Faruk Çelik, Ardahanlıyım. Avrupa Güvercin Birliği'nde yöneticiyim. Aynı zamanda hakemlik yapıyorum. Siz de hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Size de verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Genç yaşımızda hakemlik yapıyoruz. Hani çoğu yarışmada bu yok. Biz bu sene öncelik gençlere verdik. Gençler de çok iyi puanlamalar yaptı. Yani hatasız kul olmaz. Elimizden geldiğince evet, vicdanen doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık bu sene kuş puanlamada. İleriki senelerde Allah'ın izniyle daha iyi yerlere geleceğiz. Yani şimdi böyle bir çok rahat konuştuğuna göre demek ki herhangi bir, biz başında açılışta dedik ya işte en büyük sıkıntıyı, en büyük eleştiriyi, en büyük yükü taşıyan hakemlerdir dedik, evet, ama siz herhalde gayet başarılısınız ve evet, bu başarılarınızdan dolayı da sizleri tebrik ediyoruz. Peki yani gençlik olmasına rağmen ve bir de bu sizin ilk festivaliniz değil mi? Evet, ilk festivalimiz. İlk festivalde bu kadar başarılısınız. Bunun sebebi nedir? Bunun sırları sebebi internette şu an mesela bir kuş hakkında her şey yazıyor. Kuş nasıl uçurulur, nasıl teke alınır, kuş nasıl puanlanır. Mesela tüzüklerde kaç metre giderse geçerli sefer yapar, kaç takla atarsa geçerli sefer yapar. Bunlar yazıyor. Bunları araştıran bir insan bilgi sahibi oluyor. Zaten evet, kuş izlemeye gide gide göre göre hırsı yaptığı sürece bunların başarısına ulaşıyor. Biz de bu sayede başarıya ulaştık. Evet, başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki hakem heyeti olaraktan en fazla dikkat ettiğin, sen diğer arkadaşlara da soracağız bunları ama kupadaki olmazsa olmazlarınız nelerdir? Yarışmada en çok dikkat ettiğiniz şey ne? Puan verirken. Biz bu sene tüzüğümüzü çok zora sokmadan bir tüzük hazırlamıştık. Hani kuş sahibini ve kuşu da zorlamadık. Geçerli baş için fişek tertibatı önemli. 3 metreye girecek mesela kesinlikle. Evet. Mesafe olarak 1 metre, 2 metre, 3 metre. 3 metrenin üstü geçerli baş sayılmıyor. En az 10 metre 2 takla yapılacak. Bu şekil geçerli baş yapan kuş geçerli baş puanı alıyor. En önemli şeylerden biri kuş istediği kadar baş yapsın, boş indiği zaman bize diskalifiye oluyor. Yerine taklalı inecek. Evet. Buna çok önem veriyoruz mesela. Bir de saatini dolduracak, 1 saat. Taban peki, takla olursa artı 10 puan veriyoruz mesela. Taban takla önemli. Ses mesela. Taban takla her geldiğinde taban attı, ona puanı veriyor musunuz? Her geldiğinde her taban geldiğinde atan kuş şu ana kadar hiç görmedim. Yani diyelim ki oyunun 4'te 3'ünü taban atıyor. Hakkı neyse onu vermek zorundayız yani zaten. Yani her taban attığı tabana puan veriyor musunuz? Tabii kesinlikle. Evet, olması gereken o zaten. Hakkını yemememiz lazım. Ne kuşun ne de kuş sahibinin hakkını yemememiz gerekiyor. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Bu yönden de hakemlerimiz çok başarılı. Daha iyi yerlerde geleceğiz. Benim görüşümle mesela bir kuşta kendi tarzım mesela fişek tertibatı ve kanat sesi çok önemli benim için. Ona dikkat ediyorum. Ondan sonra artistik özellikler geliyor. Gezme, atma, boş inme mesela çok önemli. Bende çok önemli. Kesinlikle boş inen kuşu beslemem. Beslememeye de gayret ediyorum. Çünkü evet, biliyorum onun altından yine boş gelecek. Camianın bütün sıkıntısı o, biliyorsun. Aynen öyle. Peki, İyisini beslememiz lazım. Güvercin atıyorum 1,5-2 saat uçtu ama normalde her gün uçuran arkadaşlarımız gayet bunu söylüyorlar. 1,5-2 saat uçar. Benim kuşum işte 10 tane 15 tane ne yaparsa yapar diyor. Ama yarışma esnasında kuş istihabattini aşıyor. Atıyorum kuş 2 saat uçuyor. 2 saati geçmeye başladı. Ve ondan sonra kuş şuur altı oluyor. Böyle dönüyor, giriyor, inemiyor, geliyor. Biz ona motor yakma inemiyor diyoruz. Motor yakma mı diyorsun artık, evet, ne diyorsan. Peki bu hayvan istihabattini aşıyor. 30 tane de sayı yaptı kuş. 10 metre, 15 metre. Afaki demiyorum. Ondan sonra geldi böyle perdahanı aldı. Böyle irkildi takla vuramadı. Bunu yapışma statüsüne mi koyuyorsunuz? Yapışma değil ama bizde geçersiz sayılıyor. Bir tane de olsa takla vuracak yerine. İlla ki dönecek evet, diyorsunuz. Bizde evet, geçersiz sayılıyor. Olsun, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemenizden dolayı. Sizleri de tanıyalım. Ben Ferdi Emsalsiz. İstanbul Sultan Gazi'de oturuyorum. Ayakkabıcıyım. Yani biz gençler olarak bize öğretecekleri çok şey var. Öğretmeye başladılar. Yani bir kuşta puanlamaya gittik. Gide gide öğrendik. Sağ olsunlar bize en ince ayrıntısına kadar öğretmeye çalışıyorlar. Önderlik yapıyorlar size. Önderlik yapıyorlar. Yani biz de elimizden geldiğince ne kuşun ne de kuşçunun hakkını yemeden, ezmeden neyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Peki sizin bu kupada kuş taban takla attığı zaman biraz önce arkadaşımız evet, 10 puan alıyor dedim. Tepe takla olayınız var mı? Tepe takla olayında biz bağlamaya 2 puan veriyoruz. Bağlamaya. Bağlamaya. Evet. Olmasa da fark etmiyor yani 10 metre 2 taklayı yaptığı zaman tepeyi bağlamasa da biz onu geçerli baş sayıyoruz. Peki sizce taban mı önemli, tepe takla mı önemli? Ya bizce
aslı olan tepe taklıdır. Yani bağlamasız kuş uygun görülmüyor. Ama bizim tüzüğümüzde yazılıyor. Biz İstanbul'da diğer illere göre gerçekten yani şey deveyi hendekten atlatmaya çalışıyoruz. Çatılar böyle. Evet. Düz alanımız yok. Diğer tabii illere göre zor, nem çok. Zor sizde. Tabii yani yan yana çatılar. Hepsi çok yani. Evet. Peki başka eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka eklemek istediğim benim de Sayın Hakan İşman'ın dediği gibi kuş camiasına insanların destek olmasını istiyoruz. Yani özellikle şu hani ön yargılarından kurtulmalarını istiyoruz. Ya kuşçu mu? Ya kuşçu. Bitti. Bu yargıyı kırmalarını istiyoruz yani. Bu demek istediklerim. Oldu. Teşekkür ediyoruz söylemlerine. Sizleri de tanıyalım. Ben Orhan Artısan döküm işi yapıyorum. Avrupa Güvercin Birliği Federasyonu'nda hem yönetici hem hakemim. Biz hakem heyeti olarak gerçekten arkadaşlarımızın dediği gibi bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Mesela ne tür gibi zorluklar? İşte ters çatılar, arazinin eğimi veyahut da yetiştiricilerin herhangi bir fazla bilgi almaması. Bu konuda da dediğimiz gibi işte kedi, köpek vesaire gibi hayvanlara verilen önem kuşçu camiasına verilmiyor. Yani kuşçular nedense hep bir adım geride. Yani aslında gerçekten kuş kullanılmasını bilirse çok güzel bir dostluk aracıdır. Kullanılmasını bilmezse çok da kötü bir düşman aracıdır. Bu konuda ilk başta biz çevremizi ve komşularımızı eğitmek zorundayız. Evet. Mesela kuşçu dendiği zaman kuşçu deniyor. Ama bu işe gerçekten canı gönülden böyle destek verdikleri zaman, bu işin içine girdikleri zaman bir hobi amaçlı olarak baktıkları zaman insanı her türlü kötülükten yani alıkoyabilecek bir şey. Bizim buradan tek isteğimiz siyasiden önce gerçekten bizim büyüklerimizin bize destek olması gibi. Mesela Sayın Başkanımız Enver Erkun, biz genç olarak, biz bu genç müt tayfasına, mesela Başhakemimiz Aydın Karaaslan, bu insanlar gerçekten bize bir özgüven aşıladı. Hakemlik konusunda olsun, yöneticilik konusunda olsun, bunları başarmak gerçekten. Çünkü bir kuş puanlamaya gidiyorsunuz, hem yetiştiricinin hakkı var, hem kuşun hakkı var. Evet. Hava şartına bakıyorsunuz. Ya şimdi rüzgar ters oluyor. Kuşu puanlayacaksın, gözüne bakıyor. Ama bizim bir standartlarımız var. Hedefin 5 metre. Sağ, solu, önü, arkası. Kuşun atımı 1 metre ile 3 metre kuşun arası. Şimdi 5 metre önü, arkası, sağ diyorsunuz da. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben geçenlerde burada bir kuş puanladım. Bizde bir şey var. Geniş alandı yalnız orası müsait. Kuşun cephesi önemli. Evet. Böyle kuşun yönü hedefine doğru olduğu süre zarfında 5 metre önceden veyahut da sonradan hiç fark etmiyor değil mi sizin için? Bizde şu şekil. Diyelim ki hedefimiz şöyle bir alan. 5 metre sağ, 5 metre solu, 5 metre bu tarafı, 5 metre bu tarafı. Kuş 5 metre yani hedef içerisine geldiği andan itibaren yaptığı baş 3 metre ve altında geçerlidir. Geçer. Ama hedef dışına çıktığı anda geçersizdir zaten. Yani cephe derken yani şöyle söylüyorum. Kuşun yönü hedefine doğru olacak. Evet. Kafa hedefte. Tabii hedefine doğru gelecek. Tamam. Yani o 3 metre bazı standartı dediğimizde orada o geçerliliğini yapacak. Bizim dikkat ettiğimiz zaten konular bu. Yetiştiricilerin de zaten bu konuda biz bu konuda işte her türlü desteği biz zaten vermeye hazırız. Buradan da tekrar ben yarışmacı arkadaşlarımız diyorum. Bizler hakemiz. Her şey vicdanen bizde. Biz kendimiz de kuş besliyoruz. Mesela ben hakemim ama benim de kuşum puanlanmaya geliyor. Tabii. Ben nasıl orada duruyorsam, hakemlere saygı gösteriyorsam onların da bize saygı göstermesini gerçekten bekliyoruz. Çünkü eğer ki bana saygı duymuyorsan, bana inanmıyorsan kendi kuşunu kendin puanla. O zaman bu yarışmanın bir anlamı olmaz. Evet. Ama yalnız şimdi şöyle bir şey var. Bak o konuda ben tam 25 senedir Ankara'da Anadolu Güvercin Kültür Derneği'nin adında daha önceden bizim bir arkadaşımız daha vardı Aydın Ataman diye. Onun derneğinde orada başlandı. Sonra işte ayrı dernekler kurulmaya başladı. İstanbul'da olduğu gibi. 25 senedir ben kupaların içindeyim. Çok farklı bir şey var. Yarışmacıların bilmediği, hakemin nasıl bir tepki doğuracağını bilmediğinden dolayı bazı bir şeylikleri var. Serzenişleri var. Biz kupada yarış esnasında kuşa puan vermek için bakıyoruz. Evet. Güvercin besleyen, kuşun sahibi olan arkadaşımız zevk için kuşun oynadığına bakıyor. Evet. Her gelip oynadığını, her attığı taklanın puan alacağını zannediyor. Yani bütün sıkıntı buradan doğuyor. Bir ikinci bir şey daha var. 20 senedir benim kupama katılan arkadaşlarım var. İnanır mısınız? Kupa tüzüğünü açıp okumazlar. Evet. En büyük sıkıntı burada. Eksiğimiz o. Kupa tüzüğünü açsalar bir kurallar kaideler konmuş. Ama hakemin de iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Genç pırıl pırıl insanlarsınız. Genç arkadaşlarsınız. Ki ben bunda tahmin etmiyorum. Hiçbir hakemin bilerek
azıcık ben buna söylüyorum yani şimdi kesinlikle yanlış anlamayın. Hasiyeti, şerefi, gururu olan bir insan kuş hakkı ve kul hakkını yemez kardeşim. Aynen öyle. Bunda sizin deminki dediğiniz gibi hem kuşun hakkı var hem kulun hakkı var. Evet. Bunun içinde sizin böyle pırıl pırıl ben gördüm sizleri zaten tebrik ediyorum yani. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Bizim yani zaten oraya gitme amacımız insanların ve kuşun hakkını savunmak. Gerçekten. Evet, söylemlerinizden dolayı sizlere teşekkür biz ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz Zade Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bereket TV'ye de çok teşekkür ediyoruz geldikleri için. Hani burada olan olmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet sayın seyircilerimiz, bir taklacı programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İstanbul'daki Avrupa Güvercin Birliği'nin töreninin de sonuna geldik. Tekrar başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.